Recep Tayyip Erdoğan. 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 Acaba diyorum ki Recep başka biri mi? Tayyip başka biri mi? Erdoğan başka biri mi? Şimdi böyle girdim ya, neden girdim biliyorsunuz mu? 15 Temmuz'u idrak ettik. Bir de anlayamıyorum ben şimdi. 15 Temmuz bayram mı? Seyran mı? Ne? Madem bayram değil, seyran değil, niye Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda toplu taşımalar, bu tramvaylar, trenler, mrenler bedava değil de 15 Temmuz'da bedava diye soruyorum. Bak kafa bu kafa soruyor. Diyorum ki acaba 15 Temmuz'un ne özelliği var? Ha, anmaysa eyvallah, bayramsa bilelim. Bayram gibi değil ama gittik gördük meydanlarda. Kim vardı? İşte. Ve işte Bursa'da 500 kişi, 1000 kişi. İstanbul'da diyorlar ki 5000 falan filan diyorlar ama neyse, önemli değil. Zaten kaç kişi katılmış mesele değil. Mesele olayın, konunun ne olduğu. İdrak edebilmek. İdrak edebiliyoruz mu? Sorular hala duruyor kafada. 15 Temmuz gecesi ne oldu? Ondan önce ne oldu? Ondan sonra ne oldu? Ha, ne oldu? Ben mesela biliyorum. Sorunca hemen kafama dang ediyor. Dang ediyor. Ne ediyor? 15 Temmuz'dan sonra Sayın Cımbır Başkanımız tek adam olmak istiyordu. Oldu mu? Hamdolsun. Çok şükür oldu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Sayın Cımbır Başkanımıza posta koyabilecek ikinci bir baba yiğit var mı? Yok. Yani 15 Temmuz'da ne olması gerekiyorsa 15 Temmuz'dan sonra hasıl oldu. Sayın Cımbır Başkanımız tek adam oldu. Yargıyı ele geçirdi. Medyayı zaten ele geçirmişti. Orduyu ele geçirdi. Emniyeti ele geçirdi. Ya memlekette, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde Sayın Cımbır Başkanımızın ele geçirmediği hiçbir şey kalmadı. Öyle ki, öyle ki oğlu bile AVM'lerde tavukçu dükkanı açtı. Oğlu, Bilal oğlan. Ya gariban ama kolay değil ya. Dünya liderinin oğlu olmak kolay değil şimdi. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani şimdi bir düşünün. Bakın ha, düşünenler için söylüyorum. Düşünemeyenler hiç kafalarını zorlamasınlar, yormasınlar kendini. Şimdi babanız dünya lideri, size bir faydası olması lazım. Değil mi? Gemicikler olması lazım. Bir şeyler olması gerekiyor. Yazlıklar falan filan. Inter Milan, hop, Bilal oğlan bir AVM'de tavukçu işine girmiş. Vallahi yakışır Bilal oğlana. Ama tabii şimdi 15 Temmuz münasebetiyle çıktılar televizyonlarda. Ona salladı, bu bana salladı, yok tiyatroydu, yok şöyleydi, yok böyleydi. Bir sürü bir şey söyledi ama profesörün biri, bakın profesörün biri çıktı dedi ki 15 Temmuz gecesi bizim vatandaşlarımız F-16'ya kafa atmış, kafa. Ha, tankın egzozuna tişörtle işte şeyle durduranı duymuştuk ama kafa atanı da duymuştuk. Sonra bir arkadaşım bana sosyal medyadan dedi ki işte o kafanın videosunu gördüm dedi. Bana attı WhatsApp'tan. Bak ne attı. Ben de dedim ki abime, abi dedim ya bu dedim yanlışım var dedim senin dedim. Bak bu dedim kafa atmıyor dedim. Bu dedim baya baya armut toplar gibi, elma toplar gibi şak yakalamış dedim. Önemli değil dedi. Ha kafa atmış, ha eliyle tutmuş F-16'yı. Ama biz meğerse bilmiyormuşuz. Bizim insanımız F-16'ya balkondan alçaktan geçerken böyle hop kafa atıyormuş. Ne atıyormuş? F-16'ya. Baba 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 baba. Ey aslanım be. Analar ne evlatlar doğuruyor be. Tankın egzozunu tıkıyorlar tişörtle. Ondan sonra cıma F-16'ya kafa atıyorlarmış. Bunu diyen, bunu kim biliyorsunuz mu diyor. Bunu canlı yayına çıkıyor. Bir profesör diyor. Bakın AK Partili bir profesör harbiden bunu inanarak mı söylüyor? Yoksa ne de olsa ben ne desem inanacak bir kitle var. E tabi ne demişti Sayın Cımbır Başkanımızın damadı? Biz aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak insanlar var etrafımızda demişti. Vallahi inanıyorlar.
billahi inanıyorlar. Aha buna da inanıyorlardır. İnanan var mıdır? Vardır. Yoktur diyemiyorum. Sayın Cımbır Başkanı şimdi tekrar aday olacak ya. Yaşı da ilerledi. Biraz sağlığı ile ilgili problemler var ama olsun yine de. Ama Sayın Cımbır Başkanı gençken demiş ki 65 yaşından üstündekiler siyasetten çekilsinler. Siyaset yapmasınlar demiş. Ben demiyorum. O diyor. Ha bugün gençler diyor ya 55 yaşından sonrakiler oy kullanmasınlar diyor ama ayıp oluyor gençler. Bak ben kaç yaşındayım? Ben 55 yaşının üstündeyim. Yani ben de mi oy kullanmayayım şimdi? Ayıp oluyor. Sayın Cımbır Başkanımız ne demiş? Gençken demiş işte demiş 65 yaş üstündekiler siyasete girmesin. Ama Sayın Cımbır Başkanım, Sayın Cımbır Başkanım bak ben herkese abi demem. Sana diyorum. Neden diyorum sayın abim? Çünkü sen seçilmiş cımbır başkanısın bu ülkede. Seni seçmiş bu halk demiş ki gel bizim başımızda bu ülkeyi doğru, düzgün, temiz, ahlaklı, namuslu, pırıl pırıl yönet demiş. Ama sen ne yapmışsın? Ha? Sen ne yapmışsın? Çıkmışsın Mehmet Cengiz'e kıyak yapıyorsun. Mehmet Cengiz kimdi abi? Bak ben herkese abi demem. Ama Mehmet Cengiz bu milletin nananan 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 demişti. Ve sen ona kıyak yapıyorsun. Abi Sayın Cumhurbaşkanı abim bak ben herkese abi demem. Bir kıyak da bize yap be. Yap be abi. Hep Mehmet Cengiz'e, hep o beşli var ya, beşi bir yerde var ya, onlara kıyak yapıyorsun. Mehmet Cengiz Bodrum'da, Gölköy'de mi ne, böyle rezidans yapacakmış, turistik tesis yapacakmış, oteller, moteller yapacakmış, böyle bir şeyler yapacakmış. Orayı hemen ama durdurma karar çıkmış. Ama Sayın Cımbır Başkanımız giriyor devreye, hop Mehmet Cengiz'e şak kıyak yapıyor. Kime yapıyor? Milletin. Nananananan diyen adama ben merak ediyorum abi. Sayın Cumhurbaşkanı abim bu Mehmet Cengiz'i sen ne kadar çok seviyorsun öyle ya. Yani bizi halkı vatandaşından galiba sanki biraz fazla seviyorsun gibime geliyor gibi. Yoksa ayıp oluyor bak. Biz seni seçtik. Biz seni Mehmet Cengiz'e kıyak yapasın diye seçmedik ki. Bu vatandaş Mehmet Cengiz'e. Oy Mehmet Cengiz'e kıyak yapasın diye oy vermedi sana. Niçin verdi? Sen ne demiştin? Verin bu garibe 400'ü. Bakın şunla bunla onla bunla şunla şunlarla bunlarla nasıl mücadele ediyor demiştin. Verdik be abi. Verdik. Ama ne oldu? Verdik yetkiyi. Aha gördük etkiyi. Yani kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanı abim bak ben herkese abi demem ama şu senin etrafındaki insanları biraz kolaçan et ya. Çıkmış bu sizin bir tanesi bir genel gibi başkan yardımcın mı senin nedir bilmem ne Şen. Neyse İbrahim Şen mi Mustafa Şen mi ne karnı ağrısıysa çıkmış Türkovak etki etmiyorsa kanında problem var gibi bir şey demiş. Nasıl ya kanın bozuksa Türkovak etkilemiyormuş. Ben Biontech oldum, Sinovac oldum, Türkovak olmayacağım. Güvenmiyorum abi. Bak ben herkese abi demem. Yani ben Türkovak bana etki etmiyorsa benim kanımda mı problem var demek ki? Acaba Türkovak'ta bir problem olmasın? Abi kimi kandırıyorsunuz siz ya? Çok affedersiniz. Ayıp oluyor ama ayıp oldu biliyorum. Siz artık ayı çok bol. Bol ayı. Ayıp oldu ayıp oluyor yani. Tabii bütün bunlar yaşanırken muhalefetin hala sessiz, sedasız ve derinden mi gidiyor acaba? Sessiz, sedasız giderken acaba sessiz ve alttan ve derinden mi gidiyor diye soruyorum. Ama ben tekrar buradan bayağıdır Sayın Kemal Kılıçdaroğlu abime seslenmemiştim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu abim bak sen şimdi aday olacaksın mı olmayacaksın mı ama bence önce aday olmaktan ziyade şu Ekrem İmamoğlu'nun bir kulağını mı çeksen diyorum be abi. Bu adam her felaketten önce ya tatile gidiyor, ya denize gidiyor, ya kayak yapmaya gidiyor, ya oraya buraya gidiyor, bir yerlere gidiyor. Artık şunun bir kulağından şöyle bir çekiver ya. Çok değil, biraz şöyle bir çekiver. Çeksen diyorum ama yani mealen sözle gidip kulağına yapış falan demiyorum. Çünkü Ekrem abi bak Ekrem abi ben herkese abi demem ama büyük bir hayal kırıklığı da yaşattın sana. Bak ben sokaktaki adam olarak buradan görüyorum farkındayım ama sen farkında değilsin. Herkes sana bakıyor sen hiç sallamıyorsun mübarek. Sana oy verdi İstanbullular ama bak tekrar aday olabileceksin mi? Ha?
aday olacaksın mı, olmayacaksın mı? Hiç zor vallahi. Kemal abi, tekrar sana geldim, bak sana geldim, lafı tekrar sana getirdim. Hep söylüyorum ya bak, artık seçimler için çok kısa bir süre kaldı. Artık şu adayı ve adayı da bir açıklayıverim ha. Ya açıklayın artık yani. Kim olacak? Sen mi olacaksın? Mansur abi mi olacak? Kemal abi mi olacak? Mansur Yavaş mı olacak? Yoksa Mansur Yavaş mı olacak? Yoksa Mansur Yavaş'ı mı göstereceğiniz? Kimi göstereceğiniz? Artık bilelim. Öyle değil mi? Bilelim yani. Biz de bilelim. Karşı taraf da rahat etsin. Oh desin, rakibimiz bu. Ama yo yo yo, bir dakika ya. Bir dakika. Ben vazgeçtim ya. Evet, herkes merak ediyor. Millet İttifakı'nın adayı kim olacak ama söylemeyin be. Söylemeyin ya. Gizli kalsın. Ama sen olma. Sen olma Kemal abi. Bak seni istemiyor be sokaktaki insanlar. Vallahi bak sen iyisin, hoşsun. Bak seçime girersin, sonra kaybedersin falan. Yemin ederim ülkeden kaçmak zorunda kalırsın. Ben de zaten kaçmadan seni Ankara'da bulurum. Bir yere kaçamazsın. Ona göre buradan uyarıyorum. Hadi selametle, sağlıcakla kalın. Ben sokaktaki adam Ali Veli 4950 her pazar olduğu gibi yine karşınızda oldum. Aslında bunu başta söyleyecektim ama kafa yok ki bende, unutuverdim. Şimdi söylüyorum. Olur mu? Olur anasını satayım. Olsa da söyledim, olmasa da söyledim. Haydi sağlıcakla kalın.